Eyla buyur. Ben temizliğini genel anlamda beğendim. Beğendim. Çok detaycı bir insan değilim, detaylara girmedim. Zaten en son geldiğim için çok fazla bakmadım ama benim için banyo önemliydi, bir de mutfak önemliydi. Banyo çok güzel kokuyordu, tertemiz de yapmış. Aynı şekilde duşakabin de evet, güzel temizlenmiş. Kendim mutfağı da çok beğendim. Hem mutfakta ufak tefek eksikler var, tozlar var ama onları çok da önemsemiyorum. Çünkü eski bir ev, yani ne kadar temizlik yapsan da belli olmaz. Dağınık çalışıyordu Sevinç abla biraz. Oo, çok dağınık hem de. Kızlar ona ben açıklama getireyim. Normalde aslında öyle değilim. Ama bugün çok heyecanlıydı. Yani normal, heyecanım kalbime de. Hani böyle heyecan, daha oraya dizildiğimizde ya ben bu gece sabaha kadar uyumadım. Kamera yani inanılmaz heyecanlıydım. Elim ayağıma dolaştı evet. Ama benim için önemli olan yaptığı bir şey temiz yapmak. Aynen. Ondan sonra temiz yaptıktan sonra süremi de yitirmek. Mesela ben çok oyalanabilir, banyoya girmeseydim haklısınız, bir de verebilirsiniz. Doğru tabii ki de. Ama ben hani süremi yitirmeye çalıştım bir yandan, bir yandan koltuklarım çok iyi. Pırçaladım, bezden sildim, altlarını çevirdim, temizledim. Aspiratör ellerimi parçaladı, her yerimi parçaladı. Ben teli vurdukça aspiratör dağıldı, ben vurdukça aspiratör dağıldı. Ya gene de bir yemek var orada. Bir yemek yok. Ay, bayağı bir yemek var orada. Eylem beğendiğini söylüyor zaten. Şöyle ki banyoya yarım saat kala girmesini ben de istiyordum. Evet. Aynı şekilde mutfağa da. Buraya da bir saatte mi çıktın abla? Bir buçuk saatte. Buradan İki saat mutfakta. Evet. Bir buçuk saat. Tamam, ben de öyle burada yarım saatte banyoda. 29 saatlerimiz dakika banyoya giderken 29 ablayla. Saatler evet. De uyuşuyor. Başta da planlamasını bu şekilde yaptı ben zaten. Ben de öyle düşünüyordum. Ben beğendim temizliğini, bir teşekkür şeyini görmedim. Teşekkür ederim. Eylem 21 yaşındasın. Evet. 3 aylık evli misin? Ay evet, sorma. Kız 3 aylık evlisinde niye ayrılıyorsun? Niye ayrılıyorum, anlaşamıyoruz daha, çünkü. 3 ayda mı anladın bunu? Hayır 3 ayda değil de yani şöyle ki sevgiliyken önce çok nasıl bir insan olduğunu bilmiyordum. Kaç, ne kadar sevgili kaldınız? 6-7 ay biz bir konuştuk, onun aynı iş yerinde çalışıyorduk. Şimdi 6 ay boyunca sevgiliyken adamın ne olduğunu anlamadın mı? Yok, oturması kalk. O zamanlar konuştuğumuz zamanlar çok bir soru. Yani sana o ya zaman... Bir de şöyle bir şey, sevgiliyken evlilik aynı olmuyor. Ben bunu aynı eve girdim. Bu çocuk çok cahil, işte benim dedim. Ne gibi olmadı. Mesela evlendiniz, ne oldu? Beni anlamıyordu, anlamışsın. Ya ben bir de onun yanına yakışmıyorum ama. Ya kız 6 ay boyunca yakıştın da 3 aydır mı yakışmıyorsun? Ailesinde ne gibi bir problem var yani? Bunun annesiyle babası ayrı. Tamam, o doğal olabilir. Tamam işte şey, babası annesini seviyor. He? Baba... Tamam, ay seviyorlar mı ya? Şimdi bize babası annesini seviyor. Tamam. Anası da babasını istemiyor. Tamam, okey. İstemiyorum diyor. Sonra babası da annesinin peşinden gidiyor. Niye peki istemiyor kadın? Ben dedim ki, anne niye boşandın dedim. Bunlar 27 sene evli kalmış. Artık kadın 27 senenin sonunda firari bayrağını çekmiş. Kaçıp... Firari. Artık kadın kaçıp git. Yani kayınpederini aldatmış falan mı? Yani var mı öyle aldatma bir şey? Yok. Çok konuşuyor. Çok konuşuyor diye adam mı boşanır? Kadir Bey. Ondan sonra biz de babası... Tamam, şimdi kayınpederini geçtim. Bak ne güzel, 6 aydır sevgilisiniz. 6 ay boyunca sen bu adamla buluştun. Ya bu çocuk da babasına benziyor. Bu da çok konuşuyor. Bir şey canım. Daha siz... ne diyeyim, istemiyorum daha. Siz bununla oturdunuz, yemek yediniz, sohbet ettiniz. Bu böyle yani... değil. Hayır, oturmasından kalkmasından bu adamın ne olduğunu anlamadın mı? Anlamadım. Peki aynı eve girdin. Ne değişti? Bu ışığında şey. Falan yemek. O da... Kız sen Allah'ım beyanmazsın. Mum. Evde mum var. Ne bileyim insan yaparken o. Ne bileyim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biz buna nikah kıyacağımız gün... Tamam. Babasının evine ama gittik. Annenler seni verdi değil mi? Kaçma falan yok. Kaçtım ben buna. Allah ya, seni kahretmesin. Bir dinle, kaçmak dedin de Sultanbeyli'den Sarıgazi'ye kaçtım da bir minibüsle gittim. Sen Allah'ım beyanmazsın. Bir buçukla gittim. sen niye kaçtın? Adamı bir araştırsaydın ya. Ya ben niye kaçtım? Şey, evlenmeyeyim... Macera aradım ya. Macera, kız evlilik macera. Bir de dedim belki tek oğlandır, zengindir dedim. Kız beş kuruş yok cebinde. Sen 6 ayda o adamı insan bir döküp bakmaz mı? Ya ne diyorsun? Neyse, eylemin bu macera hikayesine gününde devam edeceğiz. Şimdi ver bakalım puanı. Ana, maceraya bak. Evet, bakalım Eylem bugünkü temizliğe kaç puan verdi? Buyur Eylem. Abla eline koluna sağlık, ben 4 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, 4 puan geldi Eylem'de. Ayrıyeten. Niye? Çünkü banyosu tertemiz olmuş. Bir de sürelerimiz de uyuşuyor. Ben de dedim yarım saat içinde banyoya girer. Planlamanız da mantıken aynı. Beğendin temizliği. He, vallahi peki, beğendim. Peki, eline sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir.
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.